Muhterem efendim, Resul-ü Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem derinliklerinden birinin de ümmiyet olduğu ifade ediliyor. Ümmi ne demektir? Allah Resulü'nün bir sıfatı olarak zikredilen ümmilikten maksat nedir? Nadide-i fıtrat olan insanlığın iftihar tablosunun içinde yaşadığı döneme vakıf bulunmaması düşünülemeyeceğine göre devrinin kültür hayatından etkilenmemesi nasıl anlaşılmalıdır? Allame Hamdi Yazır da ilk ümmiyet kelimesinin, ümmi kelimesinin geçtiği yerde Araf Sure-i Cellesi'nde ifade ettikleri gibi bir anasının çocuğu, yani annesine nispet ediliyor tam ümmi. Yani fıtratı selime ile o selimesiyle hayatının hayatı seniyelerini devam ettirmiştir. Küllü mevludin yûledü alâ fıtratil İslam. Annesinden dünyaya gelince tertemizdir. Bir paşamızın buyurdukları gibi pir-i paktır. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalarından bu mevzuda fersah fersah uzak mesafe ile ayrılma hususiyeti vardır. O da annesinden dünyaya gelme o saf durumunu hayatı seniyelerinin sonuna kadar korumuştur hep. Nasıl dünyaya gelirken masum, günahsız, fıtratı İslamiyete açık, aynen onu inkişaf ettirerek devam ettirmiştir. Temiz fıtrat. Daha evvel de arz etmiştim. Babası, muhterem babası, o kadar dememe müsaade ediyor musunuz? Vefat edince amcası Ebu Talip himayesini alıyor. Ona babasının, dedesinin, annesinin yokluğunu hissettirmemek için duşuna basıyor, onu göğsünde yatırıyor sürekli. Diyor ki bir gün çamaşırını değiştiriyordu 6-7 yaşında. Değiştirirken ben de bakıyordum. Bana dedi ki, amca dedi, benim vücudumu şimdiye kadar kimse görmedi. Yüzün arka tarafa dön dedi. O selim fıtratını değişik dönemlerde, o bir yönüyle cahiliye dönemi, çirkef bir dönem. Orada bile annesinin çocuğu olarak hep tertemiz kalmasını bilmiş. Bir yani. Bir de Mekke Ümmül Belettir yani. Aynı zamanda belki Allame o meseleyi bahsederken meseleyi tasavvufi espri içinde ele almadığı için öyle demedi. Efendimiz Kabe ile tev'en yaratılmışlardır. Yani cismaniyet alemine ait Kabe, Sidretül Müntaha'nın iz düşümü ve Efendimiz onun göbeğinde dünyaya teşrif buyuran, varlığıyla bize varlık kazandıran Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle o ki o yüzden varız. Şimdi bir de öyle o yönüyle yani Ümmül Kura'ya, Kabe'ye, aynı zamanda Ümmül Büyut diyelim, bütün beyitlerin anası diyebileceğimiz yeryüzünde oraya nispetle Kabe'nin çocuğu demek. Kabe ile beraber aynı meşimende neşet etmiş demek. Bir de meselenin o yanı var. Bir diğer ümmiyet meselesi de müzahrafat-ı zahire, başka kültürler, başka bilgilerden, başka kültür ortamlarından akıp onun zihnine girecek şeylere karşı Allah Celle Celaluhu adeta manevi bariyerler oluşturmuş. O hep kendi çizgisinde yürümüş, hep Allah'a doğru yürümüş. O müzahraf bilgilerin onun nöronlarına sirayet etmesine, gelip korteksine, otaylarını kurmasına Allah meydan vermemiş. Çünkü o yabancı bilgiler bugün o cahiliye döneminde Roma bilgisi diyelim, Sasani bilgisi, Habeşi bilgisi aslında buralarla irtibat vardı. Böyle çevresine bakınca o bilgiler akar yani onun zihnine akar. Allah Celle Celaluhu o zihnini siyanet buyurdu. Çünkü vahyi semavi aynı ile gelince emanete riayet eden o emin insan onu aynı ile intikal ettirir. Fakat hususi iştihatları var.
o mevzuda. Bazı şeyleri yorumlamaları var. O müzakref bilginin tesirinde bazen yorumlar makasıd-ı ilahiye uygun düşmeyebilir. Onun için zihnini Allah Celle Celaluhu, korteksini onun, nöronlarını yabancı bilgilerden siyanet buyurmuş. Öyle bir ümmiyet içinde olmuş. Yoksa onu eli kalem tutmazdı, okumamış, yazmamıştı filan. Doğru yani bir yönüyle öyleydi ama fakat meseleyi o şekliyle ele aldığınız zaman ona karşı saygısızlık etmiş olursunuz. Ülûm-ü evvelin ve ahirinin bir menbaıydı. Menhelül azbül mevruduydu. Ona kovasını, irfan kovasını salan hiç kimse boş dönmemişti. Huzuruna gelen herkes insibağını almış orada. Bu cahiliye insanları bir hamlede, bir nefada Hazreti Pir'in dediği gibi akılların terbiyecisi, ruhların tezkiyecisi veya nefislerin tezkiyecisi ruhlarında musaffisi olmuştu. Huzuruna bir kere gelen, bir kere onun huzurunda oturan, bir kere onu dinleyen, bir kere ona bakan, insafla buna bakan olmuş geriye dönmüştü. Bu açıdan onun ümmiyetine bakarken daha ziyade şer'i mübini İslam'ı, vahyi semaviyi, Allah'tan gelen metlu, gayri metlu, vahiy neyse, ilham neyse onları başka şeylere karıştırmadan aynıyla ümmeti Muhammed'e intikal ettirme, onun emanet sıfatına uygun bir tavrından dolayı ona öyle ümmi demişti yani, nebi ümmi demişti. Diğer peygamberler o kadar ümmi miydi? İsrail peygamberleri değildi yani. Tevrat Mevrat, Hazreti Musa da Tevrat'ı yazmasını da ihtimal biliyordu. Veya en azından yazılan şeyleri, Cibril'in yazdığını, Mikail'in yazdığını okumasını biliyordu. Harun Aleyhisselam da biliyordu. Davud Aleyhisselam da biliyordu. Süleyman Aleyhisselam da biliyordu. Bunlar kavmiyet çerçevesinde cereyan eden bu ümmetler gelip geçiciydi onlar. Fakat kalıcı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bozulmadan devam edecek olan Kur'an-ı Mucizül Beyan, öyle tertemiz bir dimadan oraya girmeliydi yani, veya o tabirle ifade ediyorum, biraz da ürperiyorum da yani. Sinyaller halinde geldiğinde o dimada kalibre ediliyordu. Neyse onlar o şekliyle onları intikal ettiriyordu etrafa. Kendi onu böyle benzetmek olmasın, bir Mors uzmanının çözdüğü gibi onları, şifreli gelen o şeyleri çözüyor, insanların anlayacağı hale getiriyordu. Allah o donanımda yaratmıştı onu. Ama bu tabirler onu çok ifade etmez. Velillahil mesellü ala, velin nebi el mesellü ala diyelim. Efendimiz için mesele ala vardır. Fakat akla, zihne takrib için arz ediyorum bunu. Bütün cihan biliyordu ki, Mekkeliler biliyorlardı ki, o zaman Mekke'de zannediyorum 10 küsür bin insan yaşıyordu yani, kalabalıktı. Daha sonra daha kalabalık hale geldi. Panayır mevsimlerinde çok daha kalabalık, 50 bin, 100 bin insan oluyordu. Çadırlar kuruyorlardı, alışveriş yapıyorlardı. Şimdi herkes Efendimiz'i, dıştan gelenler de, orada yerliler de biliyorlardı ki, bu insan kimseden bir şey talim etmedi yani. Annesinden dünyaya teşrif ettiği gibi o mahiyeti, safiyanesini devam ettiriyor, biliyorlardı. Öbürleri daha sonra gelen oryantalistler o meseleyi, yani eski ahitten istifade etti, yeni ahitten istifade etti. Aslında onlara benzeyen meseleler vardır yani. Kısası enbiya vardır, peygamberlere ait kıssalar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Fakat eski ahitte, yeni ahitte geçen o kıssalarla Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar arasında Sera Süreyya farklılığı vardır. Üluhiyet hakikatını doğru aksettirme, nübüvvet hakikatını doğru aksettirme mevzuunda, hatta denebilir ki o kıssaların tekrarı bile insafla baksalar Efendimiz'e Muhammedun Resulullah diyecekler. Çünkü o münasebeti, o derinliğiyle ancak vahiy semaviye açık, o tertemiz fıtrat, o fetanete azam kahramanı ancak o söyleyebilir yani. Bir başkası söyleyemez. Çünkü hiçbir münasebetsizlik yoktur. Meseleler öyle yağdan kıl çıkarır gibi, çekilir gibi öyle bir ortaya konmuştur, öyle bir vaz edilmiştir ki bakınca orada Hz. Musa'nın ululuğunu, azametini görürsünüz.
Fakat Allah'ın azameti karşısında onun konumunu da görürsünüz. Vahyin inceliğini anlarsınız. Hazreti Mesih'i başkaları üluhiyet tahtına oturtmalarına karşılık onda öyle bir anlatma, bir ifade tarzı vardır ki onun büyüklüğü müsellem. Mübarek bir anneden dünyaya geldiği müsellem. Fakat ekanit misselase ona hayır yani. Üluhiyet arşında Allah'ın yanına oturması haşa ve kella yanlış. Aklı selim bunlara baktığı zaman der ki bu zat aynı vakaları anlatıyor ama fakat bu anlatış tarzında bir ilahilik var bunun. Bir rabbanilik var. Ancak rububiyete intisap etmekle veya rububiyet vesayetinde insan bunları söyleyebilir. Ancak üluhiyet vesayetinde insan bunları söyleyebilirdir. Yani o bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönüyle, o yönüyle mucizesidir. Fakat öyle insafla bakmadıklarından, ön yargıyla baktıklarından, şartlanmış olarak baktıklarından dolayı diyalektik sırf karalama adına eski ahitten aldı, yeni ahitten aldı. Alsın karşılaştırsınlar. Hiçbir mesele onlarda olduğu gibi değildir. O meselelerin aslı onlarda vardır. Tahrif görmüştür, tahrif yemiştir. Lisandan lisana tercüme edilmek suretiyle çok değişimlere maruz kalmıştır. Fakat Kur'an-ı Kerim o hakikatleri anlatırken üluhiyet hakikati, rububiyet hakikati, nübüvvet hakikati, vahiy hakikati bunlar öyle makul çerçeve içinde, dinin ruhuna uygun bir çerçeve içinde vaz edilmiştir ki hiçbir şey olmasaydı mucize olarak o zata sadece bu yeterdi. Buna aynı zamanda Kur'an'ın ayrı bir mucize boyutu nazarıyla da bakabilirsiniz. Habibi Edip Efendimizin ümmiliğinin davayı nübüvvetin varislerine yansıması söz konusu mudur? Nübüvvet ümmiyetinin yanı sıra velayet ümmiyetinden de bahsedilebilir mi? Ümmilik bugünün müminlerine şahsi hayatları açısından neler ifade etmelidir? Davayı nübüvvetin varisleri belki yani malumat-ı muzahrefe neyse diyelim. Onları esasen o nübüvvetin muhasalası vahiyle test etmeleri lazım yani. Sanki onu bir yönüyle yok, sen yoksun demeleri lazım. Onu esas almaları lazım. İsterseniz fizik, kimya, matematik, astronomi, astrofizik, biyoloji, jeoloji. Bütün bunlar tecrübi şeylerdir yani ve bir yere kadar da doğrudur. Hala yanlışlara ayıklanarak işin doğrusunu şimdi bulduk. Sonra bir müddet geçtikten sonra şimdi doğrusunu şimdi bulduk. Denerek gidiyor o. Onun karşısında olmak doğru değil. Yani tecrübi ilimlerin kendine göre bir yeri vardır. O devam etmelidir. Ayrı bir mesele. Fakat onları bir yana koyarak diyeceksin ki esas budur yani. Bu benim örgüleyeceğim kanevçede o dantelanın atkıları bunlardır. Yani bunlara uygun olanlar alınır yani. Eğer bazı şeyler bunlara uygun düşmüyorsa ya onlar onları doğru anlamamışlar veya ben bu atkılardaki temel espriyi kavrayamamışım. Bu açıdan iradi bir ümmiyet meselesi söz konusu orada da. Yani kendini bir ümmi olarak göreceksin. Bu Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı, sünnet-i sahiheyi diğer ilimlerle test etmek suretiyle onların doğruluğuna gitme değil de daha ziyade bir yönüyle mahruti bakabiliyorsan, bütüncül bir nazarın varsa onların doğruluğunu evet şuraya kadar doğru bunlar. Kur'an'la onları test ederek evet buraya kadar doğru demek. İşte buna da isterseniz öyle bir ıslah yok. İradi ümmiyet diyebilirsiniz. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bila kaydu şart var yani bila kaydu şart milletindir. Bila kaydu şart, ittiba onun hakkıdır. İttiba etmek bizim vazifemizdir. Ona ittiba edince kurtuluruz. Allah ittibadan bizi dur etmesin inşallah. O yönüyle ona sağlam, sımsıkı bağlanmak lazım. Öyle bir ümmiyet. Vilayet ümmiyetine gelince velayet de denebilir. Bu başkalarının bu öyle bir ümmiyet meselesinden bahsettiklerini ben bilmiyorum. Ama ben bilmiyorum da öyle bir veli, öyle bir hak dostu yetişmemiş demek değildir yani. Ama bildiğimiz kimseler var. Mesela yakınımızda Mevlana Halid'i biraz biliyoruz. İmam-ı Rabbani'yi biliyoruz ondan evvel.
Şah Veli biliyoruz, müceddit kabul ediyor bunlar. Hazreti Pir-i Mugan'ı biliyoruz. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretlerini biliyoruz. Şah-ı Nakşibendi, Abdülkadir Geylani Hazretlerini biliyoruz. Hasan Şazeli Hazretlerini biliyoruz. Mustafa Sıddıkil Bekri'yi biliyoruz. Hanifi olan Aktab'dan önemli bir zat. Efendim Ahmet Bedevi Hazretlerini biliyoruz. Ahmet Rıfai Hazretlerini biliyoruz. Ben bunların hiçbirinde yarım ümmiyim ben, böyle çeyrek ümmiyim dediğine rastlamadım. Ama ben rastlamamış olabilirim. Belki vardır bir yerde, bilemiyorum. Ne var ki? Yani çok defa bunlar o tabiri kullanmadan kendilerini hep sıfırlarlar. Yani Kur'an'ın, vahyin o şule feşan olan tayflar, onlar olmasa yolumuzu bulamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği olmasa yolumuzu bulamaz. İki adım bile emniyet ve güven içinde atamayız. Demeleri şayet onların da bir manada ümmiyetini aksettiriyorsa işte böyle bir şey vardır yani, hepsinde vardır. Ancak o tabiri Hazreti Pir-i Mugan kullanıyor, yarım ümmi diyor. O biraz çağımızda böyle bazı kimseler hani medrese okuyorlar, çok medrese okuyorlar. O Hazret 5-6 ay belki bir sene meşhur olmuş. Cenab-ı Hak harika bir istidat vermiş. O okuduğu metinleri ezberlemiş. Mecmu'ul Mütun vardır. İçinde 100 tane metin var. O bazı metinleri bizim Hoca Efendi de Kıtmir'in de içinde bulunduğu halkadaki arkadaşlara okutmuştu. Bazıları manzum, bazıları mensur. Okutmuştu onları. Ezbere biliyor onları. Böyle Cenab-ı Hak öyle üstün bir zeka vermiş ona. Zannediyorum bir baktığı şeye ikinci kez bakma lüzumunu duymamış. Hatta ben kendisine çok yakın olanlardan dinledim, birisinden dinledim. Böyle hangi kitap olursa olsun böyle elini alıyor, özür dilerim. Özür dilerim yani. Bu sayfalara bakarken sayfayı çevirmek üzere böyle eli burada. Böyle ihtimal fotoğrafla kaydediyor gibi yani. Oraya bakıyor sayfaya, böyle çeviriyor sonra. Böyle bir dima. Bunu anlamaz yani bizim gibi. Kabavet kahramanları bunu anlamaz. Anlamazlar. Gel zaman git zaman Fütuhat-ı Mekke'yi eline alıyor. Böyle bakıyor. Bakıyor ki kolay çevrilmeyecek bu. Galiba beni biraz meşgul edeceksin diyor. Evet. Şimdi böyle bir dima, işte bir sene veya 6 ay bir sene bir şey okumuş, gitmiş İstanbul'a ulema, ulemanın müşerrin bilbenanı olmuş yani. Kısa zaman sonra Meşrikat-ı İslamiye orada yedek azalığı almışlar, aza olmuş orada. Yani büyük ulemanın bulunduğu yerde, akiflerin bile, akifler, Mehmet Akif merhum orada herhalde katiplik yapıyor yani öyle bir yerde. Böyle müstesna bir dima. Bu da kendisine yarım ümmi diyor. Bir de zannediyorum yarım ümmi demesi mevzu. Bildiğiniz gibi hattı, hattatların böyle mümarese ile kesbi hüsnettiği gibi öyle bir hattı yok. Bu da tabi hakaret mi oldu? Evet. İmla tamam da, hattına bakınca imla tamamdır. Fakat bakınca dersiniz ki yani böyle mübarek bir hoca bu yazı yazarken böyle azıcık herkes gibi, bizim mesela Hamit gibi, Hasan Çelebi gibi yazsaydı filan böyle dersiniz ama öyle değildir yani yazı. İşte o kalemim olmadığından dolayı da diyor Allah onu öyle yaratmış. Öbür tarafta işte Hüsrev Efendi'yi buluyor, Refet Bey'i buluyor. Bir manada Hulusi Efendi o zaman bir subay olarak. Hoca Sabri Efendi geliyor yanına, Hasan Feyzi geliyor, Hafız Ali geliyor. Allah onları lütfediyor. Bir hayli kalem, o bir tek kalemin işte öyle kendine göre, onun demesine bağlayalım, arızalı saymasına mukabil, o arızayı bir sürü kalem gidermiş oluyor. Ona da orada diyor yani, hani falan gibi filan gibi kimseler diyorlardı ki, üstadımız buraya gelmeseydi biz istifade edemezdik. Ben de bir zaman diyordum ki, benim gibi yarım ümmi bir insan, kalemsiz bir insan bunlar olmasaydı ben nasıl yapardım bu meseleyi, nasıl yazar, nasıl çizerdim? Sonra anladım ki ben Cenab-ı Hakk'ın onlara kalem vasıtasıyla yaptığı şey, bana da işte bu vasıtayla yaptığı şey. Evet, bunlar her ikisi de Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı, bu bir iktiran diyor yani.
O iktiran tabirini de zannediyorum usulü din mevzuna, terminolojiye Hazreti Bediüzzaman sokuyor. Yani terminolojide ondan evvel iktiran tabiri hatırlamıyorum ama fakat çok şık bir tabir yani. Allah lütfediyor bir şey. Yani sizin değişik yerlerde çok önemli hizmetlerde başarılı olmanızla o halkın vicdanlarının öyle bir beklenti içinde olması, sizin de o beklentiye cevap veriyor şekilde onların yanına gitmeniz, o ihtiyacı karşılamanız, onlara beklenti yoluyla, size de bekleneni israf etme yoluyla Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikisini birden geliyor. İşte buna iktiran deniyor. Meseleye öyle bakmak lazım. Böbürlenmemek lazım. Kendimize mal etmememiz lazım. Sonraki nesillerin zihinlerinde oluşan fikir kaymalarının sebepleri arasında diğer kültürlerin tesirinde yetişmiş kimselerin yanlış yorumları da sayılabilir mi? Bu açıdan Kâb-ül Ahbar Müslüman olurken onun malumat-ı sabıkası da Müslüman olmuştur. Sözünü değerlendirir misiniz? Bu sözü de belki onu öyle anlayanlar eskiden beri olmuş, isimsiz müsemma. Fakat onu da yine ben başkasının ifade ettiğini hatırlamıyorum da yine üstad ifade ediyor. İslam'ın içine giren bir kısım İsrailiyat ki bu tefsirlere bakıyoruz yani işte zannediyorum 10-12 tane değil mi? Yani tali derecede baktığımız tefsir. Razi'den Zemahşeri'ye kadar, ondan Beyzavi'ye kadar, ondan Ebu Suud'a kadar, ondan Maturidi'ye kadar. Hemen bu tefsirlerin hepsinde şöyle böyle o İsrailiyattan bazı şeyler var. Bazen böyle deniyor, böyle söyleniyor diyorlar. Bazılarında da işte bir sahabe veya tabiini kaynak göstererek mürsel, mevkuf bir haber gibi hadis kriterleri açısından, hadis senedi kriterleri açısından ifade edince öyle oluyor. Öyle bir nispette, öyle bir isnatta da bulunuyorlar yani falan diyor diyorlar. Herhalde Abdullah İbni Selam'dan çok şey nakledildiğini hatırlamıyorum. Önemli bir sahabi, Yahudilerden dönen bir insan. Hayatı seniyeleri ile alakalı sonra Müslümanlar için ne yaptı? O mevzuda da çok ciddi şeyler görülmüyor. Herhalde yaşı başı olan bir zattı yani. Efendimiz'i kabul etmesi, Muhammedur Resulullah demesi önemli bir referanstı. Onun gözün içine bakanlar için. Ve ondan sonra inanmayanlar onlar kaybettiler. Mutlaka inanan insanlar oldu onların içinde de. Bazıları imanlarını ishar etme cesaretini gösteremediler. Kâb-ül Ahbar sonradan Müslüman olanlardan. Bazıları da Müslümanlığını ilan etmede beis görmediler. Bazıları mahrumiyet yaşarız diye Necran Hristiyanları gibi Romalılar onlara efendim künküt altın veriyorlardı. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu görüp kabul ettikleri halde orada ilan edemediler. Çünkü Roma İmparatoru onlara verdiği şeyleri keserdi. Bunun gibi ihtimal orada da o Kâb-ül Ahbar cemaatinden bazı kimseler iktida ettikleri halde onu ishar edemediler. Daha sonra tabi'in döneminde belki işte bunların sözleri bahis mevzu oldu. Bunları naklettiler. Yani sadece tek bir zata meseleyi nispet etmek doğru değil. Bilmem ki Vehb ibn-i Münebbih de onlardan mı yani Ebu Hüreyre'nin önemli bir tilmizidir bu. Onu rivayet ettiği şeyleri çok kaydeden bir zattır. Şimdi bunlar Müslümanlığı seçerken Yeni Ahit'i de okumuşlar mıydı? Bilemem ben onu da fakat Eski Ahit'te iştigal ediyorlardı mutlaka. Ona tutunuyorlardı. Dini hayatlarını ona bağlı götürmeye çalışıyorlardı. Zihinleri biraz onunla hallac olmuştu. Yani nöronlarına işlemişti o. Kortekste ona dair hep dosyalar vardı. Müslümanlığa girdikten sonra da bunlar bazı şeyleri naklederken o kitaplara güvenden dolayı Müslümanlar bunları nakletmiş oldu yani. Bir tabi'in veya şöyle böyle bir sahabi bu meseleyi naklediyorsa ama işte onun o malumatı sabıkasıydı onların. Ayıklama onları nukkade hadise düşen bir mevzudur yani. Öyle İmam Buhari gibi, Müslim gibi,
İmam Nesai Rical mevzunda çok daha hassastır onun gibi, Ahmet bin Hanbel gibi. İnsanlar ancak onu seçebilirler. Çünkü 100.000 insanı babasının oğlu gibi tanıyor onlar. Nerede doğdu, nerede büyüdü, hayatta kaç defa nereye gitti geldi, kaç adım attı filan. O kadar bütün hususiyetleriyle kendilerini o işe vermiş, o işte fani olmuşlar. Biz dünyevi işler içinde dağınıklık yaşadığımızdan dolayı öyle olamayabilir. Bu harika insanlar onların kömürünü elmasından ayırabilirler. Züyufunu altınından ayırabilirler. Daha ziyade bu tabirle ifade edilir mesela. Ama herkes ayıramayabilir. Onların o malumatı sabıkaları kendileriyle beraber Müslümanlığa geçtiğinden dolayı bir Müslüman rivayet ediyor diye onlara da itibar edildi. Bizim kitaplarımızda hususiyle tefsir kitaplarında hususiyle o ölçüde dikkat etmeyen insanların tefsirlerinde onlardan o türlü şeylere çok rastlanır. Ama bu bir yönüyle belki hani sizin dediğiniz şeyde benim anladığım kadarıyla daha ziyade şu husus söz konusu. Yani biz de kitap ve sünnet diyoruz. Elimizde bir kısım kitaplar var. Bugüne kadar gelmiş müçtehitlerin, mücedditlerin o müktesebatlarına itimat ediyor, güven duyuyoruz, onlara bağlanıyoruz. Fakat bir boşluk yaşadık yani. Bu boşlukta müzakref bilgiler bizim de zihnimizi boş bırakmadı, geldi doldu oraya. Acaba bundan sonra dini mesaili tahlil ederken bir kısım analizler, sentezler yaparken o malumatı muzahrefenin tesirinde yanlış bazı şeyler yapar mıyız? Eskiden de olmuş bu yani. Tam Me'mun, Mu'tasım zamanında efendim o zamanda bile olmuştur. Emin zamanında bile olmuştur bunlar. Şimdi hayda haydi yani. Hususiyle oryantalistlerin düşünceleri Cemil Meriç merhum onların öyle o tesirinde kalanları hani biz onlara nasıl müsteşrik diyoruz. Bizimkilere de müstağrip derdi. Bunlar şarkiyatçılar, bizimkilere de garbiyatçılar. Evet, garplar ne konuşuyorlarsa alıyor. Onları birer esas kabul ediyoruz. Fünun-i müsbetede değil sadece. Alanı çok geniş olan sosyal meselelerde, psikolojik meselelerde, pedagojik meselelerde, bunlarda bile bize ait meseleleri tahlil ederken onlara ait kıstaslarla yapıyoruz. Düşünün yani terbiyemizi Jean-Jacques Rousseau'nun Emil'ine dayandırıyoruz veya benzerlerin o mevzuda terbiyeye dair, pedagojiye dair yazdığı şeylere dayandırıyoruz. İşte bu da bizim istirabımız, yani müstarip olmamız, tesirde kalmamız demek oluyor. Evet, biz de azade kalamayız ondan yani. Bu tesire girebiliriz. Onun için düşüncelerimizi tekrar ver tekrar kalibre etmemiz lazım. Bu sinyalde kendi sesimizi esas bulmamız lazım. Bu kendi sesimize göre esas kaynağından gelen şeyler arızasız bizim alıcımıza düşecek. Biz de oradan bizim idrak ufkumuza akseden dadidadıt, dadadıt filan onları anlayacak, çözeceğiz. Bu fedir, bu da gedir falan diyebileceğiz. Yoksa sinyal bozuksa çevre şerarelerin tesirinde ise alacağınız şeyleri doğru almanız mümkün değildir. Vesselam. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselüke l-hüda ve t-tuka ve l-afafe ve l-gina. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ve ağfir zunubena ve edkilna fi zümretis salihin. Amin ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin.